Sayın belediye başkanlarım, protokolün saygıdeğer üyeleri, kıymetli daire amirlerimiz, şehitlerimizin değerli aileleri, gazilerimiz, kıymetli bulunurlar, hanımefendiler ve efendiler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında istiklalimizin ve istikbalimizin borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada milletimizin zaferini kutlamak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözleri kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü yad ederken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz. Tarihimiz boyunca milletimizin her zaferinin arkasında bir fedakarlık vardır. Kurtuluş Savaşımızda evladını koruyan örtüyü ıslanıp bozulmasın diye top mermisinin üzerine örten, kendisi de donarak şehit olan Şerife Bacı'nın fedakarlığı asıl Türk milletinin kanına işlemiş, aynı cesaret ve özveri örneği 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı da gösterilmiştir. Hain terör örgütü FETÖ'nün eğer güçleri yetseydi milletimizin meclisini taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerini, eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerini, eğer güçleri yetseydi kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerini, eğer güçleri yetseydi Türk milletini Anadolu'dan ve Avrupa'dan kazıyıp atmak, İslam'ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceğini hepimiz biliyoruz. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Değerli Mudurnulu hemşerilerim, bugün milletimizin tarihinde unutulmayacak, unutulmaması gereken, unutturmayacağımız bir günün yıl dönümü. 15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli bir direniş örneğidir. Kapkara bir geceden aydınlık bir sabaha uyanışımızdır. Bugün ihanetin ve aynı gün gelen kurtuluşun, yeniden dirilişin yıl dönümüdür. Bugün milletin cesareti kararlılığı ile vatanını savunmasının, iradesine sahip çıkmasının, ihanete karşı topyekun direnişinin yıl dönümüdür. 15 Temmuz bu yönden milletimizin zaferi olmuştur. Milletin demokrasiye ve hürriyete sahip çıkma iradesi, mücadelesi ve bunun sonunda gelen zaferi olmuştur. 15 Temmuz dramını bu millete yaşatan hainleri bir kez daha buradan lanetliyoruz. Bugünü, bu dramı ve ihaneti asla unutmayacağız. Milletimizin tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, Türk milletinin iradesini, vatanını, devletinin ve bayrağını çiğnetmeyeceğini, düşmana ve hainlere yem etmeyeceğini göstermiştir. Aziz milletimiz, tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Genelgesi'nde tüm dünyaya ilan ettiği gibi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır şiarı ile milletimizin her kesimiyle bir bütün olarak bu ihanetin karşısında durmuş, bir kez daha canı pahasına, inancına, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Türkiye'miz böyle sinsi, kapsamlı bir darbe ve işgal girişi karşısında bile yolundan şaşmamış, milli hedeflerinden uzaklaşmamış, irtifa kaybetmemiş, kendi kararlarını kendi veren
uygulayan güçlü ve bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmiş, ellerine ovuşturanların hevesleri kursaklarında bırakmıştır. 15 Temmuz Şanlı direnişimizin yıl dönümünde darbe ve işgal girişimini savuşturan, bastıran ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza etmemizde bizlere öncülük eden milletimizin her bir ferdine, Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyorum. Bu cennet vatanın kahraman evlatları bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini artan bir kararlılıkla her daim sürdürecektir. Bugün de yarın da milletimizin zaferine her zaman inancımız sonsuzdur. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyor, sizleri tekraren sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.